Merhaba arkadaşlar. Bugün size bilgisayarı nasıl daha hızlı hale getirebiliriz onu göstereceğim. Önümüzde 3-4 yol var arkadaşlar. Size ilk önce şöyle bir yol göstereceğim. Bilgisayarda kullanmaya bağlı olarak biriken gereksiz dosyalar var. Onlar hem yer kaplıyor hem de bilgisayarın daha yavaş çalışmasını sağlıyor. Onun için onları sileceğiz. Öncelikle klavyeden Windows ve R tuşuna basıyoruz. Çalıştırı açıyoruz. Buraya klavyeden Shift ve yüzdelik işaretine tıklıyoruz. Sonra temp yazıyoruz. Daha sonra yüzdelik işaretini tekrar tıklıyoruz. Bu görmüş olduğunuz dosyalar tamamen bilgisayarı yoran gereksiz dosyalar. Klavyeden CTRL A yapıyoruz. Tümünü seçiyoruz. Sil diyoruz. Şu an 18-25 GB'lık alan açıldı bana C diskinden. Dosyalar şu an siliniyor. Bunların silinmesi arkadaşlar bilgisayarınıza zarar vermiyor. Yani tamamen gereksiz dosyalar, benim her zaman rutin olarak sildiğim dosyalar. Şurayı kapatalım. Şu dosya kalıntısı silinemiyormuş arkadaşlar. Bunu atla diyoruz. Geriye kalanlar silindi. Daha sonra arkadaşlar tekrar klavyeden Windows R tuşuna basıyoruz. Çalıştır açıldığında bu sefer sadece temp yazıyoruz arkadaşlar. Burada da birkaç gereksiz dosya var. Bunları da siliyoruz. Daha sonra arkadaşlar bilgisayarımdan C diskine sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Burada diski temizle olan yere tıklıyoruz arkadaşlar. Burada da sistem dosyaları biliyorsunuz ki genelde C diskinde yer alır. Buradaki gereksiz dosyalar, kalıntılar falan onları kaldıracağız. Böylelikle bilgisayar sistemimiz biraz daha hızlı çalışacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurulum günlük dosyaları, geçici dosyalar, hepsine tik atıyoruz arkadaşlar. Geri dönüşüm kutusu zaten birçoğuna kendiliğinden tik atılmış arkadaşlar. Kullanıcı göre arşiv Windows hataları, sistem tarafından arşivlenen Windows sıralama bilmem ne, hepsi işaretlenmiş arkadaşlar. Tamam diyoruz. Dosyaları sil diyoruz. Devam diyoruz. Evet, bu aşamayı da yaptıktan sonra arkadaşlar sistemimiz biraz daha rahatlamış oldu. Daha sonra denetim masasından programlar ve özellikler kısmından arkadaşlar kullanmadığınız bilgisayarınızı
çalışmasını zorlaştıracak gereksiz programları kaldırın arkadaşlar. Siz artık burada hangisini belirlerseniz gereksiz kullanmadığınız programları kaldırın arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar tekrar klavyeden Windows tuşuna basıp R'ye basıp çalıştırı açıyoruz arkadaşlar. Buraya ms config yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ms config tamam diyoruz arkadaşlar. Burada bilgisayarınızı ilk açtığınızda eğer biraz yavaş açılıyorsa bilgisayarınızın açıldığı anda çalışan bazı programlar var. Onları devre dışı bırakırsanız sisteminiz daha hızlı açılır. Bu tikleri kaldıralım arkadaşlar. Örneğin Demonstrators. Bunu bilgisayarın açıldığında çalışmamasını istemiyorum. Bunu devre dışı bırak diyorum arkadaşlar.